Sokrates'ten merhaba. Puma'nın desteğiyle Kırmızı Köşe'nin yeni sezonuyla, yeni bölümüyle karşınızdayız. Galatasaray'ın ve milli takımımızın başarılı oyuncusu Melis Gülcan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Zor bir gün oluyor takip edebildiğim kadarıyla İstanbul trafiği sebebiyle. Buradan da biraz dezavantajlı bir konumda uğrayacağız ama yani af diliyoruz bu saatte bu iş yaptığımız için. Yani kariyer odaklı tabii başlamayı tercih ediyoruz ama milli takım odaklı konuşacağız elbette. Epey yoğun bir yaz oldu sizin açınızdan, kariyeriniz açısından. Biraz daha detaylandırabilir misiniz yaz dönemini? Farklı kulüplerde oynadınız son dönemde. Son olarak bir yıllık Galatasaray kontratı var. Yani yaz dönemini şöyle söyleyeyim, inanılmaz yoğun bir dönemdi benim için açıkçası. Zaten sezonu ben Kayseri'deydim geçen sezon. İnanılmaz yoğun bir şekilde geçti orası zaten. Hani pandemidir derken zaten böyle çok yoğundu. Onun üstüne benim bir sakatlığım vardı sezonda. Sezon biter bitmez milli takım vardı zaten. Tam o arada ben ameliyat oldum. O ameliyatın üzerine milli takım kampına katıldım. Ve üzerine Avrupa Şampiyonası'na yetiştim. Orada Avrupa Şampiyonası da tabii ki çok yoğundu. Hani istediğimiz gibi bitiremedik, gruptan çıkamadık ama yine de gerçekten orası da çok yoğun bir dönemdi. Onun üzerine zaten bitirdikten sonra da tekrardan dediğin gibi hani bu sene Galatasaray'la anlaştım ve oradayım. Vallahi yani şu an bile yani hiç mesela geçen yazı aratmıyor yani kısa bir kamp gözüküyor ama hala yoğunuz yani hiçbir şekilde bir boşluğumuz yok. Peki U16, U18 ve U20'de kaptanlık tecrübeniz var. Oradan itibaren aslında her yaz milli takımla iç içe olmak nasıl bir tecrübeydi? Biraz da onu dinlemek isterim. Ya tabii ki de milli takım formasını giymek çok gurur verici bir şey. Ay yıldızlı formayı taşımak tabii ki de çok özel bir şey bence. Bunu keşke yani herkesin fırsatı olsa da yapsa. Şu an hani bizim elimizde bu. Hani şu an ben de bu takımın formasını giyiyorum ve gerçekten ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Dediğin gibi küçük yaşlardan beri milli takımdayım. Oralarda da kaptanlık tecrübesi yapmıştım. Yani çok farklı bir şey ya. Yani kulüpte tabii ki de bir şeyler oynuyoruz. Orası böyle daha ev gibi gözüküyor ama buraya geldiğimiz zaman hani sadece işte 12 kişi veya staff değil yani. Hani biz bütün Türkiye'yi kapsadığımız için hani orada daha büyük bir aile oluyoruz. Ve hani bir şeyler yapmak istiyoruz. Yani çoğu yıldır da zaten yapıyorduk. Şu anda yeni bir jenerasyon var. Eminim ki bu yeni jenerasyonda birbirine daha iyi bir şekilde odaklandığı zaman hani yeniden tekrardan başarıları kazanacağımızı düşünüyorum. Kaptanlık seçilme dönemini, anını peki hatırlıyor musun? Yani ya şimdi hatırlıyorum tabii. Genelde şey oluyor ya böyle ilk antrenmana geliyorsun. Herkes orada işte ortada toplanıyoruz falan. Bir tanışma tabii ki de hoş geldiniz falan sırasında. Ya orada zaten hani genelde belli oluyor şimdi. Hani yaş kategorisine göre geliyoruz. Biz genelde en büyük oluyoruz o zaman zaten kendi jenerasyonumuzda. Hani antrenör kendi seçiyor orada şimdi bakıyor. Kendine göre tecrübeli ya da kendi yakın istedi artık orada ne düşünüyorsa. Bir anda ortada böyle takım kaptanınız işte Melis'tir falan deyip böyle söyleyip herkese böyle şey oluyor böyle işte tamam anladık. Takım kaptanınız bu, yardımcısı bu, her şey bu kadar deyip böyle. Böyle güzel bir şey oluyordu. Peki o dönemlerde olabilir, belki daha öncesinde olabilir ama erkek basketbolda ya da kadın basketbolda örnek aldığınız, hani çok izlediğiniz bir oyuncu var mıydı? Ya benim bu sene bıraktı Sonya Petrovic vardı. Hı-hı. Mesela inanılmaz severim. Aynı zamanda hani Türklerden olarak baktığım zaman Birsel ablayı ben mesela hani çok gerçekten severim. Çünkü altyapısında oynadığım kulüpte de hep ben beraber uzun zaman zaten forma giydim kendisiyle de onunla çalışma fırsatı buldum. O yüzden onların ikisi diyebilirim. Milli takım kamplarına davet aldığın dönem aslında biraz geçiş dönemine de denk geliyor. İşte Nevriye Yılmaz'ın parke dışında olduğu, parke dışında adım attığı, işte Alben ve Birsel Vardarlı artık milli takım kariyerlerinde son virajlarındaydı. O geçiş dönemiyle alakalı nasıl bir hatıran var? Yani şu anki milli takımın havasında belki biraz oraya paralel düşünerek nasıl anlatırsın geçiş dönemini? Ya o zamanlar dediğin gibi yani 2017 olması lazım herhalde ilk gittiğim işte. O zamanlar Nevriye abla, Şaziye abla, hani Birsel abla, gel Meral abla yani hepsinin olduğu dönemlerdi benim ilk katıldığım zamanlar. Ve gerçekten onlarla hani hepsiyle birlikte aynı sahada bulunmak gerçekten çok güzel bir şeydi. Hani onların hepsinden aldığım şeyler vardı yani kendi tecrübelerini bize yansıttıkları bir dönemdi benim için. Hani ve onlar da işte 4 sene 5 sene boyunca da hani ben hep onlarla birlikte hani o şekilde geldiğim için hani yoğruldum denebilir açıkçası. Ve şu anda dediğin gibi hani tekrar bir jenerasyon değişikliği oluyor. Yine aralarından hani 2-3 kişinin şu an aramızda olduğu hani bir takım var. Şu anki kampta da öyle mesela Işıl sakatlığından dolayı şu an aramızda değil. Ama onun dışında da hani diğerleriyle birlikte dediğin gibi harmanlanarak hani güzel bir kimya oluştuğunu ben düşünüyorum. 2000'lerin hani ortalarıyla birlikte biraz kadın basketbolunda kültürün oluşmaya başladığını aslında söyleyebiliriz. İlk ev sahibi olduğumuz turnuva ile birlikte 2005'ten beri de
Her yaz en az bir turnuvada mücadele ettiğimiz bir durum var. İşte Olimpiyat oyunlarında zaten hani çeyrek finaller var. Akdeniz oyunlarının şampiyonluğu var. Ama yani bu kültürün aslında ne kadar tabana yayılıp yayılmadığını da tartışabiliriz. Yani kadın voleybol ve kadın basketbol aslında bu ülkenin en istikrarlı takım sporları. Buna kimsenin şüphesi yoktur. Ama kadın basketbol sanki o başarıların geldiği dönemlerde kültürü tam tabana yansıtamadı belki de. Yani kadın voleybol mesela daha çok etki yarattı. Yani bunun sebebi ne olabilir? Yani dediğin gibi biraz belki hani olan zamanla da alakalı olabilir. Biraz daha dediğin gibi 2000'lerin tam böyle başlarında falan hani dediğin gibi bizim mesela işte bir sürü madalyalar, şampiyonluklar, bir sürü işte olimpiyatta her şeyi yaptığımız zaman da yani gerçekten böyle bir ivme kazandığımız zamandı. Ve o zaman bence yeteri kadar böyle hani ilgimi gösterilmiyordu ya da böyle her yerde yayılmıyordu. Yani yeterince bence hani bir şey yapılmadığını ben düşünüyorum o zamanlar. Ondan kaynaklı dediğin gibi bu kültürün tabanını belki de hazırlayamadık. Şu anda jenerasyon değişikliği olduğu için de hani tekrardan bir zaman gerekiyor. Hani biz bunun da farkındayız ama yine de ne olursa olsun hani tabii ki de bu bahane değil. Hani elimizden gelen en iyisini yine sahada yapacağımızın kimsenin şüphesi olmasın. Ama hani şu an 2000'lerin başıydı, şu an biraz daha böyle daha sonları hani öyle olduğu için de hani kadın voleybolda tabii ki de çok güzel başarı elde etti, o ayrı. Ama yani kadın basketbolunda hani onlardan önce de güzel başarıları vardı. Hani ikisini tabii ki de kıyaslamam hiçbir zaman. Herkes ayrı ayrı. Yani kadınların başarılı olması zaten benim için hani yeterli. Şu anda eminim ki hani tekrardan biz bir ivme kazanıp hani tekrardan kadın basketbolunu öne çıkaracağımızı düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası kötü bir hatıra. Çok hani oraya da, girmek istemiyorum ama Slovenya ile sonuçta tekrar oynayacağız. Evet. Polonya maçı da var. Şimdi ben takımdaki hem son durumu öğrenmek için hem de bu maçların analizini belki biraz yapmak açısından ne söylemek istersin? Vallahi güzel bir kamp oluyor. Yani tabii ki de hepimizin yoğun bir temposu vardı. Hani buraya geldik, toplandık. Şu an 12 kişilik kadroda neredeyse hazır zaten. Ve Slovenya dediğin gibi daha önce evet mağlup olduk. Ama en azından şu anki avantajımız onları gayet iyi tanıyoruz. Hani takımın ne yapabileceğini, hani oyuncuları en azından bireysel olarak biliyoruz. Hani bu bizim için bir avantaj. Ve ona göre zaten hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ya tabii ki de hani bir sürü Polonya'da olsun diğer sonradan oynayacağımız maçlar da var. Ama şu an hepsine hani maç maç bakıyoruz. Ama en önemlisi de bizim sahada zaten ne yapabileceğimiz. O yüzden söyleyeceğim bu yani. Yani biraz basketbol dışı soracağım ama oyunculuk kariyerinden sonraki bir durak var mı aklınızda? Vallahi şu an yani tam böyle daha yeni başları gibi düşündüğüm için hala hani şu an böyle kesin bunu yaparım gibi bir şey söylemem doğru değil yani. Hala ilk hedef biraz daha oynayayım. Birkaç tane seçenek vardır belki yine de kafada. Belki menajer olabilirim. Ama antrenör olmam. Onu biliyorum. Neden? Yani. Yok ya. Yani ben daha oynama taraftarım. Öyle tekrardan yönetemediğim değil yani. Peki hobilerini öğrenmek isteyenler de vardır diye tahmin ediyorum izleyicilerimiz arasında. Yani hobilerim arkadaşlarımla gezmeyi severim. Hani müzik dinlemek olsun. Bu arada eskiden de voleybol oynardım. Onu da oynamayı da çok severim. Hani öyle bir sürü denim. Hani kitap klasiklere girmektense yani hani en azından bunları söyleyebilirim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi şanslar diliyoruz maçlar öncesinde de. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Puma'nın Yeni Kırmızı Köşe bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.